İyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir Kale Arka Spor programında daha sizlerin karşısındayız. Bu hafta Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle karşılaşma olmadı. Birazdan Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de gelecek hafta oynanacak karşılaşmalara değineceğiz ama önce Hollanda Türkiye karşılaşmasıyla başlayacağız. Daha sonra telefon bağlantısında Adana Demirspor Kulüp Başkanı Selahattin Aydoğdu bizlerle birlikte olacak. PTT 1. Lig'i hem Adana Demirspor hem de diğer takımların penceresinden bizlere aktarmaya çalışacak. Öncelikle Hollanda Türkiye karşılaşmasıyla başlıyoruz programımıza. Hollanda deplasmanında Türkiye dakika 37'de Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti ama 90 artı 2. dakikada Schneider'in şutunun Klaas-Jan Huntelaar'ın sırtına çarpmasıyla top ağlarla buluştu. Maalesef bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılmış olduk. Cengizhan seninle başlamak istiyorum. Deplasmanda güzel oynadığımız karşılaşmada son periyoda oynayamadık basketbol tabiriyle ve maalesef sahadan 3 puan yerine 1 puanla ayrıldık. Seninle başlayalım. Evet, sana katılıyorum. Üzüldük. Sen de maalesef dedin. Birbirine maalesef dedin. Hollanda Maalesef gibi. evet. Çünkü gerçekten baktığımızda ya kimsenin beklemediği bir futbol oynadık. Açık konuşalım. Çünkü gruptaki durumumuza baktığımızda hiçbir takım ne Çek Cumhuriyeti, ne Letonya, ne İzlanda takımı bizim Hollanda'dan puan alacağımızı düşünmüyordu. Fakat Türkiye oynadığı futbolla, gösterdiği performansla oynatmadığı Hollanda karşısında son dakikada ya Abdullah yani o golde göz göre göre geldi diyelim aslında. Çünkü Schneider orada boş kaldı, vurdurmayacaktık. Bunu çok iyi yaptık. Maçın başlarında çok iyi Schneider'ı tuttuk. Uzaktan şutlara Memphis Depay'ı çok güzel engelledik. Huntelaar'ın kafa vurmasına çok güzel karşı kurduk. Bastos'u çok güzel savunduk. Evet. Bastos? Forvet oyuncusu. Ha, Bastos. Evet. Ben de Michael Bastos Hayır, zannettim. Michael Bastos değil. Hollandalı Bastos. Aynen, Bastos girdi. Wolfsburg'un gol kralı şu anda da Evet. Almanya Ligi'nde de çok formda bir futbolcu. Dostu da çok güzel tuttuk. Çok top indirdi gördün. Son dakikalarda hep Dostu üzerine oynadılar. Bütün hava toplarında neredeyse Aynen. başarılıydı. Fakat o son vuruş zaten vurduğu an dedim. Yani bu top gole doğru gidiyor dedim. Huntelaar da dokundu topa. Ve top ağlarımızda maalesef golü yedik. Yani bir dakika daha dayansak 3 puan alacaktık. Ve Hollanda'nın üzerine çıkacaktık. Fakat 1 puan üzüldük. Yine de helal olsun. Çok güzel futbol oynadık. Beklemediğimiz futbol oynadık. Özellikle Gökhan Tören'in çok güzel oyunu, Burak'ın muhteşem oyunu, beklediğimizden iyi oyunu, Hakan Çalhanoğlu'nun aynı şekilde. Yani milli takımımız ilerisi için umut verdi. Fatih Terim de inşallah dedi kalan maçlarımız zaten Haziran'da maçımız var. Evet. Kazakistan'a var. Astana'ya gideceğiz. Zorlu bir maç. O maçları puan kaybetmememiz lazım Abdullah. Yani eğer istiyorsak 2016 hedefimiz varsa ya böyle maçları kaybetmememiz lazım. Kazakistan gibi takımlara, Letonya gibi takımlara puan kaybetmememiz lazım. Türkiye milli takımı. 90. dakikada hayallerimizin yıkıldığı bir maç oldu. Aynen. Sadece bizim maç için değil, Çek Cumhuriyeti mücadelesinde de aynısı vardı. Çek Cumhuriyeti de. Letonya 1-0 öndeyken yine 90 artı 2. dakikada Çek Cumhuriyeti beraberliği yakaladı. 1 puan Çek Cumhuriyeti'nin şu anda liderlik açısından çok değerli bir puan Çok oldu. çok değerli bir puan. Yani oradan da baktığımızda Letonya'nın bir de berabere kaldığı haberi. Maçtan Evet. önce biliyorduk bunu Evet. haberi. Çünkü maç daha erken saatteydi. Prag'dan gelen haber 1-1 çok iyiydi bizim için. Yani bu maçı alsak liderlik bile belki Çek Cumhuriyeti ile oynayacağımız için Evet. Çek Cumhuriyeti ile mücadelemiz var. Ne Prag'da da olsa yani bu futbolla gerçekten ilerisi için milli takım iyi işler yapacağını düşünüyorum. Dün de Lüksemburg maçında bir hazırlık maçıydı. 10 oyuncunun olmadığı bir Aynen. mücadeleydi. 10 eksikle Türkiye'ye gitmiştik. Hollanda maçından sonra geri gönderildi. Hollanda maçında ilk 11 başlayan futbolcuların çoğu. Lüksemburg maçı da bizim açımızdan iyi bir hazırlık maçı oldu. Nitekim skor 2-1 olsa da hani dakika 90'da gelen bir 89'da gelen bir Hakan Çalhanoğlu golü olsa da milli takımımız kendini fazla yormadı Lüksemburg maçında. Şimdi tek hedef Haziran'daki maçlar. 2016 için bir de ilk ikinin direkt gittiğini düşünelim Abdullah. Evet. Çünkü bu sene ilk defa 22 takımlı bir turnuva olacak Fransa'daki. 2016 Avrupa Şampiyonası. Yani Evet. milli takımımız umarım zor da olsa 2016'daki yerini alır. Bize o 2008'deki yaşattığı heyecanı tekrar yaşatır. Çünkü 2008'deki o maçlara hasret kaldık. Evet. Burnumuzda tutuyor o maçlar. Diyelim. Evet. Evet. Hollanda deplasmanından 1 puanla döndük. Salim seninle devam ediyoruz. Evet, Cengizhan'ın dediği gibi de 1 puana üzüldük mü? Evet, üzüldük. Yani maçtan önce çeşitli haberler çıktı. Türkiye fark yer gibi. Yani ben size bir şey hatırlatmak istiyorum hemen. Türkiye adına, Türk takımları adına Avrupa'ya gittiği zaman, fark yeni yer dendiği zaman Türkiye milli takımı mahcup ediyor insanları. Doğru mudur? Evet. Mesela bir Galatasaray'ın
Arsenal zaferi, penaltılarda da olsa kazandı UEFA Kupası'nda. Onun öncesinde dönemin en önemli takımı Leeds United'ı yenmişti. Doğru mudur? Evet. Milli takımlarımız 2002 Dünya Kupası'nda favorilerin elenmesiyle birlikte güzel işler yaptı. 2008'de Çek Cumhuriyeti dedin, o zaferi halen unutamayız. Günümüzdeki şu anda oynanan Hollanda maçına da gelecek olursak, Fatih Terim'in ben hamlelerini beğendim. Hani eleştirilen, hani spor yorumcularının eleştirdiği Anadolu takımları var ya, İşte Türkiye o futbol modeliyle gitti. 1 puan aldı. 3 puanı kaçırdı. Doğru mudur Cengizhan? Evet. Eleştirmiyor mu yorumcular? Anadolu takımı, Anadolu takımları şöyle kapalı oynuyor, böyle kapalı oynuyor. Gittiği zaman atıp geliyor. Çok akıllı bir futbol sergiledi. Çok akıllı bir futbol sergiledi. Atletico Madrid'in oynadığı futbola benzer bir futbol oynadı. Bir de 2004'teki Yunanistan'ın evet. Kupayı aldığı sezon. Bir de haddini bildi diye düşünüyorum ben Türkiye milli takımının. Fatih Terim'in. Fatih Terim kadraja yansıyan bir geriye yaslanan olayı vardı. Bence onu yapmasa, yani geriye yaslandırmasa, ben inanıyorum Türkiye Hollanda karşısında 2-3'e bulabilirdi. Neden olmasın evet. ya? Bakın dakika. Yeni yeteneklerimiz geliyor. Tamam biz hep karamsar konuşuyoruz ama bir Ozan Tufan gerçeği var bu ülkede. Evet. Bakın Volkan Şen'i getirdi. Mahcup etti mi hocasına? Bence etmedi. İyi oynadı. Asisti çok güzeldi. Asisti çok güzeldi. Onun dışında zaten Volkan Şen'i biz burada haftalarca anlattık. Evet. Şenol Güneş'le kendini dikkat buldurdu. Ederseniz. Evet. Lafını kestim. Bizim beğendiğimiz futbolcuların çoğunu gördük. İlk 11'de gördük. Ozan Tufan, Şener Özbayraktar, Lüksemburg maçında güzel bir performans. Evet. Daha sonra Ozan Tufan, Harun dedik. Harun milli mesela, takımdaydı. Evet. Forma giymese de çok iyi. Yani giydiğinde görev verilecek bir futbolcu. Aynı şekilde Hakan Çalhanoğlu'dan bahsettik. Hakan Çalhanoğlu bak öyle bir takım olmuş ki Fatih Terim. Hakan Çalhanoğlu bakın. Hakan Çalhanoğlu ikinci yarıda forma şansı buldu. Evet. Mehmet Ekici. Son bölümlerde şans buldu. Doğru mudur? Evet. Mehmet Ekici mesela ben anlamıyorum bazen. Yani ellerini vicdanlarına koysunlar. Hollanda maçında çıkabilecek en güzel kadroydu. Mehmet Ekici'nin yedek kalması hakkında bence normal. Bir böyle spekülasyonlar, bir bakıyorum tartışma konuları. Ya arkadaşlar biz ilk başta tamam bakın milli takım berabere kaldı nasıl sevindik değil mi? Evet. Biz artık şu mantaliteyi bırakmamız lazım. Bizler milli takımın maçına giderken tek vücut olmalıyız. Aynen. Evet. Tek vücut olmalıyız. Yani illa kırmızı beyaz formamızı giymeliyiz. Oynamıyor diye. A takımının, B takımının formasıyla kaç golle biz oraya gitmemeliyiz. Fatih Aynen. Terim'in de bu konuda bir söylemi vardı. Evet, evet Fatih Terim'in de Sayın Terim'in açıklamaları yani, da bu buna çok güzel bir örnek vereyim. Dün akşamki ilk 11. Bir tane Galatasaraylı futbolcu yoktu ilk 11'de. Çok güzel bence. Çok güzel. Yani böyle ben mutlu oldum çünkü gerçekten Galatasaray bu ligin bu Türkiye Ligi'nin çok büyük bir takımlarından ve bu takımdan bir tane futbolcu dünkü hazırlık maçında yoktu. Bir de şunu aşmamız lazım. Mesela ilk 11'de yoktu. Snyder evet. golünü attı Hollanda milli takımından. Ya sevinişi abartılı. Duygusal davranmamalıyız arkadaşlar. Bu bir futboldur. Yapacak milli takımı, şey onun milli takımı bir puan onlar için çok önemliydi. Attı golünü sevindi. Doğru mudur? Doğru. Evet. Gidemeyebilirler diyor. Yani bu aldıkları bir puan çok önemli. Çok önemli onlar için. Bunu ne zaman göreceğiz? Bu ilerleyen dönemlerde yani bunlar o bir puan bakalım bunlar için çok güzel bir kredi oldu. Milli takım için bir şey anlam ifade ediyor mu? Çok şey anlam ifade ediyor. İlk maçlar tamamlandı. Önümüzde 5 maç var. Neden olmasın? İzlanda futbolu gelişti diyoruz. Bizim ülkemizde de İzlanda, Fatih Terim mesela Fathih Terim bazı şeyleri görmüş ki 8 yıllık yatırım evet. ardından İzlanda futbolu buraya kadar geldi. Aynen şunu son olarak belirteyim. Fatih Terim Antalya'da seminer yaptı. Ben seminerin faydalı geçtiğine inanmıştım. Hatta devre arasında bunu da belirtmiştim. Evet. Tüm hocalar katıldı. Tüm hocalar katıldı. Türkiye'de futbol gelişiyor. Tamam. Zaman zaman bizler de eleştiriyoruz. Ama ben değerli basın mensuplarından, değerli medya mensuplarından şunu istiyorum. Fatih Terim'in aldığı maaşı eleştiriyorsunuz. Eyvallah. Bir şey demem. Ama bunları eleştirmek yerine, tamam mı? Yani bunları evet. eleştirmek yerine gidin A planını, B planını ortaya koyun. Türkiye milli takımı, Türk futbolu nasıl gelişir? Onlar için bir çetele hazırlayın. Doğru mudur? Evet. Evet. Yani bakıyoruz yani, devamlı. Evet. Şöyle oldu, böyle oldu. Gökhan Teri olayları gündeme geldi. Milli takım geriye gitti mi Cengizhan Abdullah? Gitti. Evet. Ömer Toprak'ın açıklamalarını da hiç uygun bulmuyorum. Sonuçta bu milli takımdır. Mesela Ömer Toprak olayında da biz geriye gittik. Doğru mudur? Evet. Ömer Toprak benim nezdimce haklıydı ama son yaptığı açıklama onu haklıyken haksız duruma düşürdü. Salim sözünü bölüyorum kusura bakma ama telefon bağlantımızı yapacağız. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Selahattin Aydoğdu bizlerle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Alo. Adana Demirspor Kulüp Başkanı Selahattin Aydoğdu bizlerle sevgili. İyi akşamlar başkanım.
Merhaba arkadaşım, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bizleri kırmayıp bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Salim arkadaşımın size birkaç soru soracak. Sizi Salim'le baş başa bırakıyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Bizleri kırmadınız. Yayınımıza renk verdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız benim sesim yankı yapıyor ya. Hemen arkadaşlar düzeltirlerse. Bir düzeltirsen sevinirim. Çok yankı yapıyor. Tamam. Başkanım, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Takım, Adana Demirspor takımı, diğer takımlar ikinci etap kamp çalışmasına giderken siz ilk kamp çalışmanızı gerçekleştirdiniz ve daha takım kurulmadan çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı. Bir takımda iki tane teknik direktör olur mu? Samet Aybaba ve Ünal Karaman. Olur mu şeklinde açıklamalar oldu ve sportif direktörlük duruşunu Samet Aybaba çok iyi bir şekilde temsil etti ve gösterdi. İyi bir başarı elde ettiniz hocam. Bununla ilgili son 9 haftalık süreçte düşünceleriniz nedir? Şampiyonluğa olan inancınız nedir? Şimdi sizin dediğiniz gibi sezon başında bizi çok eleştirdiler bu konuda. Biliyorsunuz dediler ki iki tane hoca bir arada olmaz. Duyuyor musun? Sesim gelir mi? Şey yapıyor abi. Bir soru. Tekrar bağlayacağız. Evet, maalesef, arkadaşlar tekrar arayın ya. Maalesef yayında güzel. Bir sorun var. Birazdan tekrar Selahattin Aydoğdu'ya bağlanacağız. Salim, sen milli takım hakkında benim son cümlelerim milli takım hakkında oydu. Belirttiğim konu da budur. Ömer Toprak olaylarıyla gündeme geldik. Gökhan Töre olaylarıyla gündeme geldik. Ben istiyorum ki artık bu türlü şeyler konuşulmasın. Milli takımın geleceği adına şeyler konuşulsun ve milli takımımız güzel yerlerde olsun ve iyi yerlerde olsun. Zaten şu anda Selahattin Aydoğdu da Sayın Başkan da aramıza katıldı diye rejideki arkadaşları bildirecekler galiba. Birazdan rejideki arkadaşlarla irtibatı kuracağız. Ben milli takım hakkında biraz yorum getirmek istiyorum ben de ayrıca. Sürekli bir yapılanma içindeyiz. Sürekli evet. Futbolda milli takım olarak değişeceğiz diyoruz ama bir türlü bunun meyvesini alamıyoruz. Mesela Dünya Kupası elemelerinde bunu gördük. Maalesef hiç istemediğimiz sonuçlar. Evet. Ve şu anda grupta gerçekçi olmak gerekirse biz bundan sonra bütün maçları kazansak 20 puana erişeceğiz. Ve Çek Cumhuriyeti 13 puanda. Bizim erişebileceğimiz puanın sadece 7 puan gerisinde. Daha sonra İzlanda 12 puanda. Hollanda zaten bizle birlikte şu anda konum olarak üçüncülük için yarışıyor. Bir türlü o sıçramayı milli takımda gerçekleştiremiyoruz Cengizhan. Sence bunun sebebi ne yani? Ben bunu bir türlü çözemedim. Sürekli milli takım gelişecek diyoruz. Sürekli futbol olarak ileri gidecek diyoruz. Milli takım tamam bu sefer yapacak diyoruz ama Letonya'ya kaybediyoruz. Malta'ya puan kaybediyoruz. Ve bir türlü o çıkış olmuyor. Evet. Evet. Birazdan da telefon bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda hattı herhalde. Evet. Yine bir... Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Kusura bakmayın aksaklıktan dolayı. Yok estağfurullah, siz kusura bakmayın. Telefon yankı yapıyordu. Şimdi tamam. Daha güzel oldu böyle. Tamam. İşte başkanım evet. Sorumu belirtmiştim. Dilerseniz tekrar edeyim. Ben cevap vereyim size hemen. Buyurun başkanım. Öncelikle size başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederiz başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi dediğiniz gibi sezon başında bizim en büyük transferimiz hocaydı. Yani biliyorsunuz benim kendi düşüncem her zaman diyorum ki bir kulübün bir kere en iyi transferi hoca olacak. Biz bunu evet. Sezon başında sportif direktör olarak Samet Hoca'yla anlaştık. Ondan sonra teknik direktör de Ünal Karaman. İki tane de üst düzey hoca zaten. Biz sezon başında bize gelen teklifler çok yüksek tekliflerdi. Oyuncular, gerek oyuncular biz de sezon başında kimle görüştükse 1 trilyon, 800 bin, 700 bin deyince biz bunlara bütçemizin üstüne bir rakamdı. Biz bunlarla anlaşmak istemedik. O yüzden geç transfer yaptık. Evet başkanım. Biz zaten sezon başında acele etmesen, kafana göre bir ekip kurarsan zaten iyi bir sonuca gidersin. Zaten şu an yaptığımız da ortada. Evet başkanım. Hem çok düşük bir bütçeyle bu sene Demirspor tarihinde ilk kez bu kadar düşük bir bütçeyle bu kadar güzel bir kadro kurulmamıştı şu ana kadar. Bu sene gerek hocalarımızla gerek aldığımız oyuncularla bunu göstermiş olduk. O yüzden gerek Ünal Hocam, gerek Samet Aybaba kendilerini istediği oyuncuları zaten aldık. Bu yüzden de başarılı olduğuma inanıyorum yani. Başkanım, şunu belirtmek istiyorum. İkinci bir soru.
Ünal Karaman ve Samet Aybaba ile başarılı oldunuz. Evet. Son 9 hafta var başkanım. Şu an liderle lider ve siz varsınız. Aramızda 3. sıranızdaki evet, takımla da 4 puan var Osmanlı Spor takımıyla. Şu an için şartlar güzel gidiyor ve başkanım gelecek yıl şartlar ne olursa olsun bu iki isimle devam etmeyi düşünüyor musunuz görevde kalırsanız? Gelecek yıllar adına Demir Sporlu taraftarlara mesajınız nedir başkanım? Ya ben burada olayım veya olmayayım. Ben gerek Samet Hoca gerek Ünal Hoca burada 10 yıl kalmaları lazım bana göre. Yani bana göre Türkiye'de bir örnek olur. Bu sürekli hocanın değişmesine ben karşıyım. Başkanlar gelir, hocalar gelip oyuncular ama hocaların kalmasına yanayım ben. Ben burada olayım veya olmayayım. Burada Samet Hoca ile Ünal Hoca'nın kalmasına yanayım ben. 140 projesi kapsamında kulübün borçlarını bitirmek adına güzel bir adım attınız. Kalıcı gelir adına güzel bir adım attınız. Adana Demirspor Store mağazaları çeşitli yerlerde kuruldu. İnternet üzerinden satışlar yapılıyor. 1940 projesi borçların bitimi noktasında olumlu yönde faydalar sağladı. Bu projeyle ilgili görüşleriniz nelerdir başkanım? Ya zaten bizim şu an biz bu sene kulübü borçlandırmadık. Bir de bizim belli 23 trilyon borcumuz vardı. Biz zaten göreve geldiğimizden beri bize gelen yayında federasyona gelen para borca gidiyor. Biz oradan hiçbir para almıyoruz ama sağ olsun bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü bize sponsor desteğini çok sağladı. Bir kez daha sizin kanalınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Gerek Adana Valimiz, gerek Ticaret Odası, gerek ilçe belediye başkanlar, gerek Sanayi Odası, Ticaret Odası bu projede bize çok destek verdiler. Ben onun için tekrar bunlara da teşekkür etmek istiyorum. İnşallah biz sezon sonuna kadar bu kulübümüzün borcunu sıfırlamak istiyoruz. Zaten kulübün borcu sıfırlandıktan sonra bizim gelirimize göre gider yapacağız. Kulübü borçlandırmamayı düşünüyoruz. Çünkü gereksiz transferi yaptığın zaman kulüp zarar görüyor. Biz bu sene onu yapmadık. Evet. Takdir ederseniz zaten bizim Türkiye'de oyuncular bir 700-800'den başlıyor. Bunlar bence hak etmiyorlar. Kulüp başkanları biraz sabırlı olursa, bir tavan fiyat koyarsa kulüpler bu kadar da borçlanmaz diye düşünüyorum. Başkanım, malum takım potada ve şampiyonluğun en büyük adayı. Yeni bir stadyum var, Koz Arena. Onun hakkında başkanım sorular yönetmek istiyorum. Koz Arena'nın yapımı noktasında baskılarınız var mı? Yani acele edilmesi noktasında vallahi baskılarınız var mı? 2016 Nisan ayında bitecek diye bana öyle bir bilgi verdiler. Ben çünkü sordum da o stat tabii ki biterse bizim açısından çok rahatlarız diye düşünüyorum. Hem seyirci bakımında hem büyük loca konusunda çok güzel bir stat yapılıyor. Bu da biterse Demirspor'da rahatlar diye düşünüyorum. Başkanım, bir de Hüseyin Sözlü'nün yardımları dediniz. Adana Spor taraftarı bir spekülasyon oluşturdu. Hüseyin Sözlü Demirspor'a yardım ediyor, Adana Spor'a yardım etmiyor şeklinde. Bu sizi ve yönetiminizi, futbolcularınızı psikolojik yönde etkiliyor mu hocam? Başkanım, rahatsız ediyor mu hocayı? Adana Spor farklı bir o bir şirket. Yani bir şirketin sahibi Adana Spor, tamam mı? Evet. Belediye bunu yardım etmeye müsaade etmiyor, kanun müsaade etmiyor, tamam mı? Şimdi bu dernek olursa o zaman eşit şekilde iki kulübümüze de yardım ederdi. Ama şu an sonuçta oraya vereceği yardım şirketine geçiyor. Bu da kanunen yasaktı zaten. Onun için Adana Spor taraftarları bence gereksiz yerde böyle bir tepki gösteriyorlar. Çünkü Adana Spor bir şirket olduğu için yani oraya bir katkı yapamazlar. Zaten bugün Hüseyin Sözlü'nün de bu yönde açıklamaları vardı. Kendilerine bir... Yani şimdi ben de şu an Adana Demirspor Kulübü de şirket olsa Hüseyin Sözlü yardım edemez. Onun doğru. Için yani burada gereksiz bir yerde bir eleştiri yapıyorlar. Bana göre Hüseyin Sözlü değil, ondan önceki belediye başkanları da vermiyordu. Yani şu an tek Hüseyin Sözlü değil ki. Bundan önceki belediye başkanları da yardım etmiyordu. Çünkü kanunun yasaktır bu yani. Dernek de... yapsınlar, halka açsınlar, o zaman herkes vermek zorunda. Ama dediğiniz an... gibi... Böyle bir istemeye hakkı yok bana göre. Zaten Demirspor taraftarı da biz halkın takımıyız derken bunu kastediyor başkanım. Son olarak başkanım, taraftarlarınıza mesajınız nedir? Son 9 haftadasınız, zorlu ya bir süreç. Demo onu cevap veremedim o 9 haftayla ilgili. Zaten şimdi bak sona doğru gelince biliyorsun ilk 6'ya oynayan birkaç takım var. Düşmemeye birkaç tane takım evet. var. Şampiyonla oynayan 6-7 tane takım var. Şu an bildiğiniz gibi kolay maç yok.
kolay maç yok. Biz maç maç düşünüyoruz yani, her hafta düşünüyoruz. Yani biz hedefimiz tabii ki Süper Lig'e çıkmak. Yani bizim kesinlikle bu saatten sonra başka bir hedefimiz olamaz ama gerçekten bütün takımlar çok güçlü. Yani takımlar hepsi kimi düşmemeye oynuyor, kimi ilk altıya oynuyor, kimi kafaya oynuyor. Onun için zor bir lig oldu. Demirspor şöyle söyleyeyim, PTT Ligi'nde bu seneki gibi çekişmeli bir lig olmamıştır. Bana göre Süper Lig'den daha çekişmeli bir lig oldu. O yüzden bütün takımları kutluyorum yani. Gerçekten çok zor bir lig oldu bu sene. Bir de başkanım. Biz her hafta düşünüyoruz. Yani o yüzden biz şu an önümüzde Karşıyaka maçı var. Evet. Bizim hedefimiz önümüzdeki haftanın maçını almak yani. Başkanım, bir de sizin Türkiye kamuoyunda çevrenizle bilindiniz. Adana kamuoyuna başkan olarak geldiğinizde çevrenizle bilindiniz. Evet. Takım Allah nasip eder Süper Lig'e çıkarsa yıldız getirmeyi düşünüyor musunuz? Yani Türkiye'de ya, çeşitli simalarla olan yakınlığınızla da tanındınız. Ya ben yıldız getirmek çok çok kolay ama bizim Demirspor'u zarara sokmamak için. Önce bizim ilk sene ligde kalma hedefimiz olacak. Bir önce çıktıktan sonra hemen yıldız getirmek çok kolay ama. Önce bir lig, bu erken şimdi yani biz önce bir lige çıkalım. Lige çıktıktan sonra bizim oradan sonra iki tane çok tecrübeli hocamız var zaten. Evet. Demirspor'a ne gerekiyorsa onu yaparız. Yakışan neyse onu yaparız yani. Başkanım, bizleri kırmadınız. İstanbul'dan işinizi bırakıp bağlandınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. Ben teşekkür ederim. Ben her zaman gençlerin yanındayım. Sizin yanınızdayım. Ne zaman bana ihtiyaç görürseniz her zaman bağlanırım. Ben de size destek elimde ne gelirse yaparım. Teşekkürler başkanım. Bir ben de son olarak başkanım şunu ilave etmek istiyorum. İlk göreve geldiğiniz dönemlerde bu elektrik kesilme olayları falan vardı. Ben şahsım olarak sizi eleştirmiştim. Şu anda özür diliyorum. Yani şu gelenen noktada sizi kutluyorum. Gerçekten az zamanda güzel işler başardınız. Teşekkür ediyorum. Yani ben, Türk futboluna örnek oldunuz. Ben o konuyu tekrar bir de açayım istersen. Madem ki konuyu sen açtın. Evet başkanım. Çünkü biz elektrik biz geldiğimizde bizim bilgimiz yoktu. Bu kadar borç olduğunu ben bilmiyordum. Yani şöyle 375 bin lira elektrik borcu olduğunu ben bilmiyordum. Adamlar 3 yıl 4 yıl elektrik parası ödememişler. Ben bunu bilmiyordum ki. Şimdi özele geçince tık geldi kestiler. O anda da paramız yoktu. Yani ben şimdi geldiğimde her şeyi sıfırlayamazdım ki ben. Doğru başkanım. Çünkü ben geldiğimde gerçekten şey de ödememişlerdi. Maç başı, peşinatları, her şeyi bilerek benim üstüme bırakmışlardı. O yüzden yani ben ne yapacağımı şaşırdım. O zaman da biliyorsun belediye seçimleri vardı, şu milletvekili seçimleri vardı. Kimse kulübe sahip çıkmadı. O zaman tek başıma kaldım. Yani her şeyde koşamadım. O yüzden yani bazı bilmediğin şeyler vardı ama evet. Şu an mesela Demirspor'da ortalama aylık elektrik parası 7 bin liradır, 10 bin liradır yani ya. Anladın mı? Bir de başkanım zaten yani. Şu anda gerçekten Türkiye örnek oluyor. Maç başı dağıtılan primler noktasında hiçbir sıkıntı oluşmuyor. Onun dışında bakarsak yayının başında da belirttim bağlandığınız zaman. Sportif direktörlüğün nasıl bir duruşu olduğunu Samet Aybaba gösterdi. Ünal Hoca duruşuyla zaten gerçekten güzel işler başardı. Bir de ben sizlere ayrıca şunun için kutlamak istiyorum. Adana Demirspor takımı mesela çeşitli takımlardan kiralık giden futbolcular var bazı takımlara. Evet, evet. Ama Adana Demirspor takımına gelen kiralık futbolcular gerçekten Türk futboluna katkı sağlayacak futbolcular. Ünal Hoca'nın da o oyuncuları oyuna teşvik etmesiyle birlikte Türk futbolu adına gerçekten misyonunuzu bu yıl tamamladınız. Oğuzhan gibi, Beykan gibi, Abdülkerim Bardakçı gibi. Ya onun dışında ismini sayamadım. Bazı futbolcular daha var. Bir sezon başında herkes bizimle dalga geçti. Bu takım küme düşer dediler. Hepsi dedi çoğu çocuk aldılar dediler bize. Ama biz karakterli oyuncu aldık. Gerek Onar Hoca'nın, gerek Semet Hoca'nın. Kimse bilmedi oyuncuları aldı ama onlar da bizi mahcup etmediler. Hepsi de aslan gibi oynadılar. Şu anda bütün Türkiye onları konuşuyor dediğiniz gibi. Ben de onları tebrik ediyorum zaten, sürekli görüşüyorum. Gerçekten çok karakterli çocuklar var bu sene bizde. Devre arasında zaten biz çok transferi yapmadık yani. Evet. Ve hatta aramızda gönderdiğimiz arkadaşlar da oldu. Çünkü bizim maya uymayanlar vardı, onları gönderdik. Ama evet. Bizim evet başkanım. Aramızda gerçekten nokta transferler yaptık. Hakan Cinemre olsun. Gerek o şeyimiz olsun. Yani Artun Akçak'ın var mesela Artun başkanım. Artun mesela beyefendi bir çocuk yani. Gerçekten yani keşke bizim oyuncumuz her sene bizde oynasa. Karakter olarak olsun, kişilik olarak olsun çok iyi çocuklar yani. Bunlar hakikaten bizi çok mutlu ediyorlar.
Bir de Türk futboluna acayip çocuklar kazandırdık. Yani bunlar milli takımın geleceğin oyuncuları yani bana göre. Yani misyonunuzu tamamladınız diye düşünüyorum başkanım. Ünal Hoca ve ekibiyle birlikte. Siz yönetim kurulu olarak sizlere de tebrik ediyorum. Vallahi biz fazla bir şey yapmadık. Ünal Hocam da, Samet Hocam, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bizim buraya bugün buradaysak bunların sayesindedir. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Biz sadece orada abilik yapıyoruz. Başkanımız Hüseyin Sözlü gereken her yardımı yapıyor bize. Ünal Hoca zaten işini çok seven bir hocamızdır. Evet. Samet Hoca da aynı şekilde. Abi kardeş olarak çok güzel bir ekip oldular. Ben de bu konuda çok mutlu oluyorum yani. Başkanım, sorularımı yanıtladığınız için teşekkür ederim. Evet. Kalan 9 haftalık süreçte de takımınıza ve sizlere başarılar dilerim. Ben de size başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olun başkanım. Evet, Sayın Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladı. PTT birincilik konusunda özellikle Adana Demirspor açısından bizleri aydınlatmış oldu Salim. Evet. Senin soruların için de teşekkür ederiz. Bir de son 9 hafta kaldı artık. Yani evet. Başkandan da 9 haftanın şeyini aldık takımdaki son durumu. Çok temkinli konuştu ama başkan. Çünkü Adana Demirspor taraftarlarının yıllardır beklediği bir Süper Lig hayali var. Evet. Bu Süper Lig hayaline belki de en yaklaşan isim Selahattin Aydoğdu. Selahattin Aydoğdu başkan Sayın oldu. Sayın başkan Selahattin Aydoğdu. Zaten taraftar da Selahattin Aydoğdu'ya inanılmaz bir ilgi. Bekir Çınar'dan sonra, rahmetli Bekir Çınar'dan sonra. Evet. Selahattin Başkan da Adana Demirspor taraftarları tarafından çok sevilen bir isim. Bir de zaten başkanın sevilen kısmı şundan dolayı. Ben zaten açık yüreklilikle de belirttim. İlk dönemler ben de eleştirmiştim kendisini. Zaten kendisi de bizleri aydınlattı. Teşekkür ediyorum. Başkan yani taraftarla iç içe bazen gelir tribüne, tribünde maçı takip eder. Yani 21. yüzyılda bir başkan nasıl olmalı onu gösteriyor bize Cengiz Han. Evet. Yani nasıl olmalı onun modelidir. Peki. Gerçekten de misyonunu tamamladı diye düşünüyorum Adana Demirspor kulübü, teknik heyeti ve sportif direktörüyle 2014-2015 sezonunda misyonunu tamamladı. Neden diyecek neden derseniz evet. Şundan dolayı gelen kiralık futbolcuların hepsine şans verdi Ünal Hoca. Türk futbolunun işte burada faydası var. Evet. Az önce başkan bağlanmadan önce Türk futbolunun nasıl iyi yerlere geleceğini konuşmuştuk değil mi? Evet. İşte alın size örnek model Ünal evet. Karaman. Örnek model Samet Aybaba'nın Samet Aybaba. Burada çok büyük etkisi var düşünüyorum. Evet. Ve kalan 9 haftada da bence başkan çok güzel dedi. Her maçı artık tek maç. Her maç final havasında gidiyoruz. Geçer. Ha. Yani her maç bu maçı alırsak Süper Lig'deyiz. Bu maçı alırsak Süper Lig'deyiz. Böyle böyle giderse takımlar 9 hafta. Çünkü geçen seneden çok güzel bir Ankara Spor örneği var. Evet. Evet. Yani dedik Süper Lig'de son 9 hafta dedik. Fakat baktığımızda şampiyon olarak çıktılar. Aynen diye. Fakat o kadar bocaladılar ki son haftalar. Yani evet. Son haftalarda bir ben eminim üst sıralardaki takım son 5 haftada bir ama hangi takım olur onu bilmiyorum ama fakat bir tökezleme yaşayacağını düşünüyorum. Evet. Ben ama de şunu düşünüyorum. Adana Demirspor Kulübü gerek kadro yapısıyla gerek hoca yapısıyla. Tecrübe bir de. Tecrübe çok önemli. Tecrübeli isimler var mı derseniz. Mesela Özgürcan ilk bu takıma geldiği zaman eleştirilen isimdi. Bence şu an performansıyla gerçekten takımın sırtlayan isim. Takımı sırtlayan isimlerin açık başında geliyor. Artun evet. Akçakın. Mesela baktığımız zaman Yiğitcan'ın sakatlığı var. Yiğitcan dönerse defans bloğunda tandemde sıkıntı yaşamayacaklardır. Onu belirtim. Onun dışında baktığımız zaman Türk futbolu hani diyoruz ya ne zaman iyi noktalara gelir. İşte başkan bize bunun açıklamasını yaptı. Sportif direktörlük nasıl olur? Samet Aybaba onu gösteriyor. Evet. Hiçbir zaman kulübede yer almadı Samet Hoca. Evet. Ben Samet Hoca'nın kulübede yer aldığını görmedim. Çok, çıkar protokolünün maçını çok izle. Çok güzel bir durum. Bakın Hami Mandıralı. Doğru mu? Aykut Kocaman. Hami Mandıralı dedim. Estağfurullah kusura bakmayın. Aykut Kocaman. Türk futboluna gerek futbolculuk yaşantısı, gerek Fenerbahçe teknik direktörlüğü, gerek İstanbul Spor teknik direktörlüğü, İstanbul Spor'dayken de başarılıydı. Gerçekten Türk futboluna emekleri oldu, emektar bir ismi. Ama sportif direktörlüğü bizim ülkemize yanlış lanse etti. Evet. Sportif direktörlüğün anlamı o değildi. Sportif direktör dediğimiz zaman, buradaki arkadaşlarımıza da sorsak, yayındaki arkadaşlarımıza, ne desek teknik direktör gibi bir şeyler. Ama o değil. Sportif direktör, yönetim ile teknik direktör futbolcu arasında ilişkiyi sağlayan bir kanaldır. Koordinesini sağlar.
Milli takımlara mı döneceğiz? Hatta milli takımlara dönelim. Kısaca milli takımı da değerlendirelim. Başkanımla birlikte PTT 1. Lig'e girdik. Geçen hafta PTT 1. Lig'i konuşamamıştık. Bu hafta geçen hafta oluşan PTT 1. Lig'deki sonuçları verelim. Bu hafta oynanacak karşılaşmaları şöyle kısa şekilde yorumlayalım. Güzel olur. Programımızı sonlandıralım. Evet, milli takım hakkında son sözlerinizi alıp PTT 1. Lig'e geçmek istiyorum. Cengizhan, senden başlayalım. Ya dediğimiz gibi milli takım Haziran'daki maçlara kadar şu anda... Ya sıçrayarak yapıyoruz programı ama telefon bağlantısı... Evet, telefon bağlantısı gerçekten maalesef önemli bir bağlantı. Çok önemli bağlantı. Şunu da belirteyim. Açıklamalar çok önemli. Burada sorduğum sorular bizzat taraftar, sosyal medyadan benim kendi şahsıma, kale arkası sayfasına gelen mesajlardır. Hemen hemen bütün izleyicilerimizin sorularına cevap vermeye çalıştık. Onlar da bize böyle soru sordular. Evet. Yani sosyal medyanın gücü diyorum. Kale arkasına falan gelen mesajlardı. Aynen. Ben hazırlamadım ayrıyeten. Bizi takip eden bütün sosyal medya fenomenlerine de teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Sorular iyiydi. Taraftarlarımızın soruları çok iyiydi. Özellikle Adana Demirspor taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Onlara da teşekkür edelim. Bildiğin gibi Haziran'da maç. Haziran'da lig bittikten sonra bir ara, bir iki haftalık ara ardından takım toplanacak. Kazakistan maçı için. Abdullah, futbolcuların performansları da çok önemli. Evet. Mayıs'a kadar. Mayıs ayına kadar futbolcuların performansı da çok iyi. Artık yani gerçekten izleyerek futbolcu en önemli şey. İzleyerek çağırıyoruz. Mesela en güzel örnek Şener Özbayraktar'ın milli takıma seçilmesi. Evet. İlk formasını dün giydi. İlk defa milli takım forması giydi. Harun çok güzel. Yani bir performans, bir başarı yapıyorsun. Bu başarının meyvesini milli takımda alıyorsun. Bu çok güzel bir şey. Yani bu çok iyi bir durum. O yüzden futbolcular artık performanslarını geliştirirse, yani daha iyi futbol sergilerse Haziran'daki seçilmeye o 20-18 kişilik takım kadrosuna çağrılabilir Kazakistan maçına. Evet. Evet Selim, seninle devam edelim. Ben şunu belirtmek istiyorum. Geride kalan ilk devreyi bitirdik. Kaç maç var? 5 maç. Doğru mudur? Evet. 5 maçta 3 puandan 15 puan neden olmasın? Yapanlar nasıl yapıyor? Evet. Dediği gibi Cengiz Hanım, bizim burada isim isim çetele tuttuğumuz isimlerdi. Ama biraz isim isim tek tek yazdığımız isimlerdi. Şener'i biz haftalarca anlattık Cengiz Hanım'la. İzledik Bursa Spor maçlarını haftalarca anlattık. Evet. Doğru mudur? Ben bir Muhammed Demir'i bekliyordum. Bak doğru mudur? Evet. Muhammed Demir'i de bekliyordum ben. Olmadı. Ozan Tufan'ı biz haftalarca konuştuk. Doğru bir tercih. Evet. Tercih. Harun'u konuştuk. Doğru bir tercih. Evet. Nihat'ı da bekliyorum. Nihat da olabilir. Nihat son haftalarda biraz son haftalarda bozdu. Biraz formundan ama düştü. Nihat, yorgun. Lige çok iyi başladı Nihat Şahin. Lige çok iyi başladı. Bak Nihat'ı da düşünüyorduk. Burada Ahmet Çalık'ı ben düşündüm. Ahmet Çalık'ı düşündük. Ümit Onun Kurt dedik. Ümit Kurt'u düşündük. Lüksemburg maçında çağrıldı. Lüksemburg maçında çağrıldı. Stoper mevkinde Sivas Sporlu oyuncu. Çok isim bekledik. Yani Türk futbolu artık şunları aşmalı. Ben Fatih Terim'in de bunları aştığını düşünüyorum. 3 büyük takım, 4 büyük takım yerine 5 büyük takım diye lanse edilen takımlardan futbolcu toplamak yerine harmanlama. Aynen. Hak edin yani harmanlama. Eskişehirspor'dan genç bir futbolcumuz çağrıldı. Kaan Kaynak. O maç o da dünkü yedekti dünkü maçta. Yani böyle futbolcuların çağrılması bizi açıkçası mutlu ediyor. Daha doğrusu beni diyeyim. Bursa Spor'da Enes Ünal'ın çağrılması. Yani Enes'in dünkü maçta forma giymesi. Evet. Bir de alt liglerde özellikle Süper Lig'in mesela son haftalarda giren oyunculara baktığımız zaman gerçekten iyi yetenekli oyuncular var. Enes Ünal gibi bir değer var. Ozan Tufan dedik bunlar bir değerdir. Bunlar daha 17-18 daha, yaşında futbolcular. Gaziantep Spor'dan Muhammed Nefes, Demir. Nefis. Bakın, Emre PTT Nefis. Emre Nefis. Mesela PTT 1. Ligi bu hafta inceledim. Mesela Urfa'ya bakıyoruz. Kubilay diye bir futbolcu var gurbetçi. Evet. Schalke 04 patentli. Yani Almanya patentli iyi bir futbolcu. Onun dışında Denizli Spor takımına bakıyoruz. Ligde zor günler geçirse de Muhammed Himmet var. Himmet. Alperen diye bir genç arkadaşımız var. 97 doğumlu. Çok çok Şevki Çınar var 19 yaşında. Bakın Türk futbolunun böyle değerleri var. Ben Fatih Terim'in alt ekiplerini de A2, U21, U20, U19. Bunlarda çok kaliteli topçular var. Mesela dün seninle konuşuyorduk Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Durmaz mesela alt liglerde iyi mücadele eden futbolcularımızdan. Yani alt lig dediğim PTT 1. Lig takımı Adana Demirspor. Alt dediğim yani alt takımda. Evet. Milli takımımızın alt branşları. PTT'de. U21, U19. Evet. Onun dışında Hakan Çinemre de başkanında. Hakan Çinemre gibi değerler var. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ben şunu belirtmek istiyorum son olarak. 5 haftada 15 puan neden olmasın? Yapar mıyız? Fransa'da bizim futbol olarak bir vizyonumuz yok. Bakın 2015 yılındayız. Bugün de 1 Nisan şaka yapmıyorum. Bizim futbol vizyonumuz yok. Biz elde ettiğimiz başarıları devamlı nasıl elde ettik?
Vatan millet Sakarya, saldır Allah ne verdiyse. Doğru mudur? Evet. Biz yürekten oynayarak yüreğiyle kazandık. Futbol oynayan zaten nadir bak, ülkelerden yüreğiyle biri. Yüreğiyle futbol oynuyoruz. Futbolu çok ciddiye alıyoruz. Duygusalız. Bak böyle kazandık. Evet. 2002 yılında mesela dünya üçüncülüğümüz. 2008 yılında yarı finalimiz. Hep bu şekilde. Avrupa. Biz mesela bir yorumcu belirtti. Dedi ki 3-5 defa gelemezler dedi İzlanda maçından önce ulusal bir kanalda. Ben o yorumcuya soruyorum, sen İzlanda futbolundaki oyuncuları gördün mü? Biz o maçtan sonra da seninle bir tartışmıştık. Araştırıp inceledik tek tek isim isim. Doğru mudur? Ama İzlanda futbolu gelişti. Neden Türk futbolu gelişmesin? Evet. Onun için ben buradan bütün Fatih Terim ve ekibine başarılar diliyorum. Seçici olmaları noktasında başarılar diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na ise her lige aynı kaliteyi versinler. Alt liglere, 3. lige, Lig B'ye, PTT 1. lige. İmtiyaz kesinlikle olmasın. Yıldırım Demirören çok eleştirildi. Bu eleştirilere bir cevap versin ve takımımız Fransa Euro 2016'ya gitsin. Bu sıralarda zaten müthiş bir kaos var. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun hangi futbol federasyonuyla Avrupa Kupalarına açılacak başlığı adı altında çok büyük bir sıkıntı var. Onu da inşallah kısa bir sürede hallederiz. Abdullah'cığım, bizim bak son cümlem milli takımlarla ilgili. Evet, biz millet sana olarak ve futbol organizasyonlarında her siklette bizim hep herkes karşımızda durdu. Yıllardan beridir biz millet olarak böyle herkes karşımızdadır. Doğru mudur Cengiz Han? Doğru mudur? Bunları aşmak için, bunlara en güzel cevap vermek için şu gitsin ya Türkiye Euro 2016'ya gitsin Fransa'ya. Ben mesela Dünya Kupası'na biz gidemedik. Japonya maçlarını iki defa denk geldi. Saat 4'te gece maçı. 4'te açıp izliyordum. Doğru mu? Doğru. Benim oraya yorumcum İspanya-Hollanda maçına, grup açılış maçına, pardon İspanya-Hollanda diyorum, Brezilya-Hırvatistan maçı vardı. Evet. O açılış maçına benim yorumcum gitsin yorumcu olarak. Ama benim yorumcum sadece yabancı takımlar yorumlamasın. Euro 2016'da Türkiye'nin gitsin İspanya ile maç oynayacaksa İspanya maçını yorumlasın. Türkiye Hollanda ile birlikte giderse Hollanda maçını yorumlasın. Ben teknik direktörümü kulübede görüm. Yorumcu olarak TRT'nin, yayıncı kuruluşun lobisini de görmeyeyim. Yorumculuk yapmasın. Yorumculuk yapmasın. Gitsinler orada. Evet. Yani gidilmez mi? Gidilir. Ne demişler? Can çıkmadık bedenden ümit kesilmez. Evet. Cengiz Han, senin söyleyecek son sözlerin var mı? Yok, milli takımda yok. Gerekeni evet, milli söyledim. Takımda bu şekilde yorumlarımız sevgili izleyenler. Son 5 karşılaşmada milli takımımıza başarılar diliyoruz. Evet. Umarız bu gruptan ilk 2 içerisinde üçüncülük hiç riske atmayalım. İlk 2 şeklinde çıkarız ve Fransa'ya direkt gideriz diyoruz. Ve PTT 1.'de 25. hafta karşılaşmalarının önce skorlarını söyleyeceğim sizlere. Daha sonra 26. haftada oynanacak karşılaşmaları şöyle Salim ve Cengiz Han arkadaşımla teker teker yorumlayacağız. 25. haftanın açılış karşılaşmasında Osmanlı Spor kendi evinde Albim Alanya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Buca Spor kendi evinde Antalya Spor'a 3-0 mağlup oldu. Deplasmanda Antalya Spor önemli bir galibiyet aldı. 3 puanı 3 golle. Giresun Spor, Bolu Spor haftanın tek golsüz karşılaşmasıydı. Adana Demirspor zorlu mücadelede kendi evinde Elazığ Spor'u geçerek ligde ikinciliğini sürdürdü. Manisa Spor deplasmanında Şanlıurfa Spor yine önemli bir galibiyet aldı. Deplasmanda Şanlıurfa Spor'un 2-1'lik galibiyeti vardı. Denizli Spor, Kayseri Spor mücadelesinde Denizli Spor ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı ama Kayseri Spor ikinci yarıda bulduğu 3 golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2, Ordu Spor 0'dı bu karşılaşmanın skoru. Samsun Spor kendi evinde Karşıyaka'yı 4-0'lık skorda geçti ve haftanın kapanış karşılaşmasında Altın Ordu kendi evinde Adana Spor 3-1'lik skorda geçti. 25. hafta sonunda oluşan puan tablosunu şöyle kısa bir şekilde sizlere nakledeyim sevgili izleyenler. Kayseri Spor 53 puanla ligde lider durumda. Adana Demirspor 48 puanda ikinci sırada. İlk iki takım bu şekilde. Üçüncü sırada Osmanlı Spor'u görüyoruz. 44 puanda. Antalya Spor 43 puana sahip dördüncü sırada. Beşinci ve altıncı sıralarda ise Albim Alanya Spor ve Şanlıurfa Spor'u 42 puana sahip görüyoruz. Hemen Samsun Spor 7. sırada 40 puana sahip. Bu iki takımın ensesinde. Ligin son sıralarına baktığımızda Buca Spor 15. sırada 24 puana sahip. 23 puanlı Manisa Spor 16. sırada. Denizli Spor 21 puana sahip 17 sırada. Ve son haftalarda Ordu Spor düşüşüne devam ediyor maalesef. 18. sırayı 11 puanla paylaşıyor. 26. hafta fikstürüne geçiyorum. Haftanın açılış karşılaşması cumartesi günü 14'te 2 karşılaşma var. Kayseri Spor kendi evinde Giresun Spor'u konuk edecek ve Ordu Spor Manisa Spor'la karşılaşacak.
Önce Kayserispor, Giresunspor diyelim. Cengizhan, seninle başlayalım. Evet, ligde son 9 haftaya giriliyor dedik. Kayserispor'un artık maçları küçümsememesi lazım. Evet. Ki karşısında deplasmanda muhteşem bir performans gösteren, sadece bir kere mağlup olan, oynadığı 10-11 maçta bir kere mağlup oldu. Onu da Osmanlı Spor. 2 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyete onu da Osmanlı Spor'a karşı aldı. Erkan Sözer'in takımı. Hedefleri playoff. Değil mi Salim? Evet, biz de radyo yayınımızda da bağlandı. Ben şu anda da 34 puanla 9. sırada bulunan bir Giresun Spor var. Hedefleri playoff. Ne kadar geç açılsalar da denizlere. Fakat hedefimiz playoff dediler. Ki baktığımız oynadığı futbolda bu hedefi yapacaklarını görüyorum. Geçen hafta Giresun Spor'la evlerinde 0-0 berabere kaldılar. Bu büyük bir kayıp onlar açısından Giresun Spor'un. Fakat Giresunspor deplasmanlarda daha iyi oynayan bir takım. Evet. Erkan Hoca'nın takımı deplasmanlarda daha iyi futbol oynuyor. Bunu Alanyaspor maçında da izledim ben. Alanyaspor'la bir berabere kaldılar, 1-1'lik skorla. Alanya'nın da en formda olduğu haftaydı o. Baktığımızda o maçta da 1-1 berabere kaldılar. Yani tehlikeli bir takım Abdullah. Evet. Kayserispor'un evinde oynadığı maçlara baktığımızda en son Altınordu maçı. Ya bir zorla bir galibiyet aldık. Evet, bocalayarak maalesef. Denizli Spor deplasmanında çok güzel bir geri dönüş. İlk yarı 1-0 mağlup, ikinci yarı 3 gol. Çok güzel bir futbol. Fakat bu maçın da hani bu maçı aldığında Kayseri Spor Süper Lig'de olacakmış gibi taraftarın da desteği lazım. Ben Kayseri Spor'un aslında müthiş bir avantajı var. 9 haftada 9 puanlık bir farkla girdi. Yani Süper Lig'in yani, bitmesine 3 hafta kala. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik gibi şansı var. Aynen. Diğer takımlar bütün maçlarını kazansa dahi. Katılıyorum. Yani bu avantajı son haftalara kullansın. Hani son 3 maçına prestij maçı olarak çıksın. Evet. Süper Lig'e çıkmış bir Kayseri Spor olarak çıksın diyorum. Ve bu hafta Giresun Spor çok çok önemli bir maç. Giresun Spor'un tehlikeli futbolcular var. Özellikle Agbo. Benim çok çok beğendiğim bir forvet. Kendisini çok hızlı bir oyuncu. Süper PTT 1. Lig'in en hızlı oyuncularından biri. Agbo'ya dikkat edin. Çok kaliteli bir futbolcu, genç bir futbolcu. Ziya var. Ziya Alkurt. Ziya Alkurt var. Solmaz var. Abdülhamit Solmaz. Abdülaziz Solmaz. Abdülaziz Solmaz. O da çok, bunlar çok kaliteli isimler. Evet. Evet. Onun dışında baktığımız zaman tamam, yaş ortalaması itibariyle biraz bir de yaşlı bir takım olarak duruyor, evet, kaleci itibariyle falan. Vedat Murgi var. Gerçekten boşnak bir futbolcu, evet, olması lazım. Gerçekten iyi bir futbolcu. Erkan Hoca, Salim Manav. Deplasmanda takımı çok iyi oynatıyor. Deplasmanda takımını çok iyi oynatıyor. Geçen yıl da en az gol yiyen takımı. Seri yakaladı. Aynen. En az gol yiyen takımı. Deplasmanda en az gol yiyen. Evet. Bir de Erkan Hoca'nın gerek futbol yaşantısını ben göremedim. Görenler anlatıyor. Düz bir oyuncu ama karakterli bir oyuncuydu. Bek mevkisinde görev yapan bir oyuncuydu. Teknik direktörlüğüne baktığımız zaman da mutlaka takımlarının bir hedefi var. Şu anki takımının hedefi de gizli playoff. Bunu zaten bizim radyo yayınımıza bağlandı. Bunu anlattı. Ben de tevafuk o ki Erkan Hoca ile yayına girmeden önce görüştüm. Evet. Yani PTT 1. Lig'in iyi takımlarından Kayseri Spor dediği isimlere dikkat etmesi lazım. Evet. Alaaddin Tosun gibi bir yedek isimler var. Alaaddin Tosun da kulübede 70'ten sonra giren bir Alaaddin oluyor. Orta sahayı dinç. Orta sahayı dinç tutuyor. Tecrübeli. Kayseri Erciyesspor'la şampiyonluk yaşamış Şampiyonluk yaşadı Adana Demir'de. İlk 3'te, ilk 2'deyken Adana Demirspor ilk yarıda vardı. İyi işler yaptı. İyi işler yani yaptı. O yüzden kesinlikle İstanbul Belediyespor'da yani yeni ismiyle İstanbul Başakşehir Spor takımında iyi işler yaptı. Takımı küçümsememesi lazım. Cüneyt Dımlıpınar ve Ertuğrul Seçmen'in iyi analiz etmesi lazım Giresun Spor'u. Giresun Spor'u Denizli Spor'da oynadığı futbolla, Altınordu'ya oynadığı futbolla yenemez. Evet. Yenemez. Mesela ben sana son olarak şunu belirtmek istiyorum, tamam mı? Altınordu maçında Kayseri Spor yenilebilirdi. Evet. Bakın o direkten dönen top, pardon berabere kalabilirdi. O direkten dönen top girseydi, maçı da birlikte izledik, evet, Cengizhan kardeşimle. Ben maç içerisinde devamlı bizi takip eden bir Kenan abimiz var. Ben ona da belirttim. Şu anda izliyorsa buradan da belirttim. Kayseri Spor takımı, şunu kabul edelim ya. Kayseri Spor takımı iyi bir futbol oynamıyor. Bir marka değeri var. Bazen markasınızdır, isminiz gider. Kayseri Spor takımı öyle, ismi gidiyor. Veya evet, futbolcular... Mesela Kayseri Spor gidiyor, Denizli Spor'a karşı maç oynuyor. Muhammed Himmet, 94 doğumlu, 95 doğumlu bir arkadaşımız. Nobre'ye karşı oynarken adamda bir heyecan var. Tamam, mevki olarak farklı maçtan ama Nobre'yi görüyor. Nobre'ye karşı oynamak insanın dizlerinin bağını çözüyor diye bir demeç de vermişti. Evet, Ordu Sporlu genç kardeşlerimizden biri o demeci vermişti. Evet, hemen hatırladım. Evet. Yani
Bir evet. marka var. Nobre gibi, Bobo zaten piyasada ya, yok ama. Ya futbolcular istedikleri bakın, zaman çok çok güzel futbol oynuyor. Aynen. Sivasspor'un mesela kupa maçında muhteşem futbol oynadılar. Muhteşem futbol oynadı. Özellikle Kılıçdaroğlu gerçekten iyi oynadı. Şunu da belirttim. Bu takım Giresunspor'dan sonra Sivas'a gidecek. Evet. Bir Türkiye Kupası var ve yani Türkiye Kupası da artık çok önemli. Niye? Çünkü UEFA Kupası'na gidebilir. PTT 1. Lig'de oynuyor diye gidemez mi? Gider. Bugün çok güzel örneklerini görüyoruz. Mesela her sene... Kayseri Erciyesspor katılmıştı 2. Evet. Lig'de oynamasına rağmen. Sonra İsveç'in Atvitaberg evet. takımı 2. Lig'de oynamasına rağmen. Bir örnek verelim. Fransa'nın evet. Guingamp takımı. Bu takımlar alt liglerde olmasına rağmen UEFA'da mücadele veriyor. Yani aynen. UEFA'ya da gitmenin en kolay yolu Türkiye Gide. Kupası olduğu için... Aynen. Kayseri Spor'un Sivas geçmesi halinde rakibi Galatasaray olacak. Evet. Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışına girdiğini düşünelim. O son haftalar, o çekişmeli son 4 haftaya. Oradan da aldı mı finalde zaten. Finaldeki rakibi de garantilemiş bir takım olursa UEFA'yı. Şöyle bakalım Fenerbahçe, kim? Bursa Spor bu takımlar arasında. Fenerbahçe geçti olabilir. Diyelim. Bursa Spor olabilir bu takımlar mesela arasında. Mesela Bursa Spor'un maçı da zorlu. Gençler Birliği deplasmanına evet, gidiyor. Evet, Gençler Birliği de çok kalitli. Bir birlik maçın rövanşı. Evet. Yani burada avantajlı olan taraf deplasmanda gol evet, attığı için Gençler Birliği takımı. Yani Kayseri Spor UEFA'yı da yani Türkiye Kupası'nda da bir final oynarsa kötü olmaz. Aynen. Fakat ben öncelikle buradan... kesinlikle amaçları ligdir. Salim bana. Ne kadar erken bitirirse, garantilerse... Yani şimdi bu hafta yendiğini düşünelim. Yine bir altlardan puan kaybı. Fark 13. Bakar mısın farkı? Son 8 hafta 13 puan. Bir de ben size şunu söyleyeyim. Açık yüreklilikle. Zaman zaman böyle Kayseri Spor hakkında böyle eleştirdiğim noktalar oldu. Ama şu gelinen tablo bana şunu gösteriyor. Kayseri Spor takımı bitime 3-4 hafta kala, 2 hafta kala. Yani lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edecektir. Bence de son Urfa maçına bırakmaz. Son Urfa maçına bırakmaz. Onu belirttim. Yani... Şöyle söyleyeyim Salim. Geçen yılın İstanbul Başakşehir'i gibi. Şampiyonluğu Kayseri'de kutlar. Yani kendi seyircisi önünde Süper Lig'e evet, çıkar. Evet, Urfa'ya gitmez. Gitmez. Yani. Urfa'ya şampiyon bir Süper Lig takımı gibi gider. Aynen onu görüşüm belirttim. Bu. Ve şunu demek istiyorum son olarak. Gerçekten PTT 1. Lig maçlarından ben daha çok haz alıyorum. Yani o ligi... Siz de biliyorsunuz daha çok inceliyorum, daha çok seviyorum. Başkanımın da belirttiği gibi Selahattin Aydoğan'ın son yılların en çekişmeli PTT 1. Lig ve Süper Lig'den daha çekişmeli yani olduğunu söyledi. Yani bakın Adana evet, Demirspor bu ligin sürprizidir arkadaşlar. Evet. Nasıl sürprizidir? Ben mesela dedim geçen ligin favorisi Kayseri Spor, Osmanlı Spor, Antalya. Osmanlı'nın evet. ikinci ile arasında kaç puan var? 4 puan. Antalya'nın kaç puan var? 5 puan evet. olması lazım. Doğru mudur? Evet. Evet. Adana Demirspor takımı gerçekten lig başladığı zaman herkes dedi bu takım küme düşer dedi. Ve şunu da göz ardı etmeyelim. Adana Demirspor'u bir köşeye koyarsak bu lige müthiş şekilde iddialı kadrolarla Gaziantep başlayan Büyükşehir bir Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor var. Osmanlı Adana Spor, Antalya takımı, Spor, Albimalaya Adana Spor. Adana Spor takımı da iyi kadro Urfa oluşturdu. Ve Demirspor haksız bütün mıyım? Takımları geçmiş durumda. Çok transfere para Adana harcadılar. Adana Spor çok iddialı başladı gerçekten evet. sezonu. Adana Spor iddialı başladı. Antep Gaziantep Belediye, Büyükşehir Belediye Karşıyaka, takımı. Şanlıurfa, her Karşıyaka. Her sene olduğu gibi. Şanlıurfa. Karşıyaka, Samsun, Şanlıurfa, Samsun bence Osmanlı geldiği Spor. Noktadayı ben mesela burada. Samsun'da ben şu anlamda evet. söylüyorum. Demirspor bu takımları daha iyi geride bıraktı. Evet. Aynen. Ben şunu söyleyeyim. Samsun'da şunu unutmayalım arkadaşlar. Evet. Erhan Altın'ın orada bir dik duruşu var. Evet. Ben az önce nasıl Erkan Sözer'i tebrik etmişsem. Futbol yaşantısı, teknik direktörlük kariyeri. Evet. Aynı noktada ben Erhan Altın'ı tebrik etmek istiyorum. O futbolcular para almadı evet. Samsun Spor takımı. Doğru. Ciddi maddi sıkıntılar yaşadılar. Devre arasında maddi refaha kavuştular ve yapılan 4 transferle birlikte, 4-5 transferle birlikte şu an gerçekten bir iyi top, iyi futbol oynuyor. En önemli siz izlediniz mi bilmiyorum. Ben Karşıyaka maçını canlı evet. izledim. Bir Ofeyo'lu gerçeği var. Evet. Defans stoperde Sezer Özmen aynen. gerçeği var. En önemli futbolcularını kaybettiler. Adiloviç. Adiloviç'i kaybetti. Şanlıurfa. Ama bir Embilla Ateme geldi. Adana Spor takımından da bildiğimiz bu ligin eski gol kralı. Embilla geldi. Embilla oraya bir monte olmuş. Adiloviç'in dışında yanlış dedin galiba. Amin Umar'ı kaybettiler. Evet Amin Umar da kaybetti ama Adiloviç gerçekten benim çok beğendiğim fiziği evet. özellikle. Bitiriciliği çok iyi olan bir futbolcu. Ben tebrik ediyorum Samsun Spor. İstersen böyle bir karma şeklinde yapalım. Maç maç gitmeyelim. Maç maç gidelim. Daha iyi olur. Tamam. Ya. Hani Samsun Spor maçına geldiğimizde Samsun Spor'u evet. yorumlayalım. Şimdi tamam. Kayseri Spor, Giresun Spor maçı için tamam. birer kısa yorum alayım. Zaten yorumladık. Evet. Ben dilerim. Ben gittiğim zaman Kayseri Spor maçlarına bazen zevk almıyorum. Bol gollü, zevkli bir mücadele olur. Stat'tan takip edeceğiz maçı. Yani zevkli bir maç olsun ya. Evet. Evet.
Evet, haftanın diğer açılış karşılaşmasında Ordu Spor kendi evinde Manisa Spor'u konuk edecek ki haftanın ilginç mücadelelerinden biri olacak bu. Ordu Spor 5 maçtır kaybediyor. Manisa Spor ise 2 maçtır kaybediyor. Yani son haftalarda puan yüzü görmeyen iki takımın mücadelesinde Salim senin yorumunda başlayalım. Ordu Spor, Manisa Spor. Ben buradan öncelikle bir teşekkürüm olacak. Ordu Spor taraftarlarına şahsıma beslediği iyi niyetli güzel mesajlar için teşekkür ediyorum. Teveccühleri Allah razı olsun onlardan. Ben burada Ordu Spor adına o açıklamaları yaparken inanın ben Ordu Spor taraftarlarını da tanımam. Ordu Sporluları da tanımam. Tamamıyla Cengizhan kardeşim, Abdullah kardeşim tamamıyla Türk futbolunun iyi noktalara gelmesi adına yaptım. Evet. Zaman zaman da bunları yapıyoruz. Ordu Spor Manisa Spor mücadelesi. Ordu Spor adına önemli değilse de Manisa Spor adına çok önemli çok bir önemli. Mücadele. Çok. Çünkü Denizli Spor takımının alacağı Adana'daki bir galibiyet işleri değiştirecek. Onun için bence Ordu Spor bir havayla çıkarsa neden devirmesin Manisa Spor takımını? Manisa Spor da Ordu Spor takımı gibi. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı onlar. Evet. Ama Manisa Spor'un haftalardır beklediği mücadele. Evet. Haftalardır şu Ordu Spor gelse maçı diyorlar yani. Çünkü öyle lazım 3 puan. Rahatlama. Yani. Aynen. Kesinlikle. Yani 3 puan muhtaçlar 3 puana. Bir de bundan sonra bir Galatasaray maçı var. Türkiye Kupası'nda. Galatasaray'ın rövanşı var. Evet. Manisa maçının. Evet. Yani o maça gitmeden önce şu 3 puanı alalım. Evimizde de Galatasaray'la güzel bir hazırlık maçı yaparız. Galatasaray çünkü maçında maç... çok önemseyeceklerini hani ilk maçın skoruna baktığımızda zaten aynen hani moralli bir şekilde Galatasaray takımıyla oynayalım bizimle. Çünkü Manisa Spor'a şöyle baktığımızda 15, 16, 17, 18. sıradaki takımlar 24, 23 ve 21 şekilde Buca Spor, Manisa Spor, Denizli Spor dip dibe gidiyorlar. Biraz alt taraftaki Ordu Spor kopmuş. Aynen. Üst taraftaki Adana Spor ise fark 4 puan. Yani ilerleyen haftalarda kapanabilir ama şu anki puan tablosu şu bu şekilde. Şu an Manisa'nın bu 3 puana öyle bir ihtiyacı var ki yani mutlak almak zorundalar ki rakip de Ordu Spor. Zor da olsa 1-0 da olsa alacaklar diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyen haftalarda çok daha zorlu rakiplerle karşılaşacaklar. Ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşmese de kötü bir Ordu Spor karşısında 3 puan alırlar diye düşünüyorum. Evet. 4 Nisan Cumartesi günü saat 16'da Elazığ Spor, Buca Spor mücadelesi olacak. Cengizhan senin yorumlarına başlayalım. Elazığ Spor, Buca Spor. Elazığ Spor çok iyi bir seri yakaladı bir ara. Fakat Ümit Uzat'ın ceza alması, tribüne gönderilmesi Manisa maçında çok iyi hatırlıyorum. 4 maçtır galip gelemeyen bir Elazığ Spor var. Yani Elazığ Spor o maçtan sonra, Manisa maçından sonra büyük bir düşüşe girdi Salim. Gördüğümüz gibi bu düşüş... Bir de Antalya Spor teknik direktörü Hami Mandıral, o dönemin teknik direktörü. Hami Mandıral ile yaşadığı spekülasyonlar da onu etkiledi, tartışmalar da etkiledi. Tribün cezası da aldı Elazığ Spor son iki evinde oynadığı maçlarda. 7 maçtı zannedersin. Aynen. Elazığ Spor, Ümit Özat 7 maç aldı diye biliyorum. Ümit Özat 7 maç aldı. Evet. Yani bu maçta da olmayacak. Yine yardımcı antrenör fakat baktığımda... Ümit Özat olacak, nasıl olmayacak? Ümit Özat Adana Demirspor maçıyla geri döndü. Ümit Özat'ın cezası bitti. 7 maçlık bir cezası vardı. Doldu mu o ceza? Adana Demirspor maçıyla o ceza doldu. Ümit Özat kulübede olacak. İşte kötü gidişin nedeni Ümit Özat'ın olmayışı. Fakat bu hafta evlerinde Buca Spor maçı var. Elazığ Spor'da baktığımızda o güzel performansla playoff düşünüyorlardı. Fakat bence... Biraz gerisinde kaldılar. Biraz gerisinde kaldılar. 14 evlerinde puanlık bir fark var. Buca çok formsuz Buca. Özellikle bu sezon. En kötü sezonunu yaşıyor. Yani bu takım bir de Süper Lig'e çıkıp düşmüş bir takım. Evet. Çok emekler hocası. Neydi hoca? Şimdi aklıma gelmiyor. Süper Lig'e çıkaran hocaları. Sait Karafırtınar. Sait Karafırtınar. Çok iyi. O hocayla çok iyi bir form yakalamışlardı. Sait Hoca da gidince takım düştü. Fakat Buca Spor'un da çok sağlam bir altyapısı var. Buca Futbol Akademi. Buca Futbol Akademi. İzmir'de gerçekten çok sağlam futbolcular. Hemen aklıma iki gelen futbolcu. Salih Uçan, Emre Güral, bir de Efe. Bir de kaleci Ömer Kahveci diye biliyorum. Ömer Kahveci yeni Beygücü, Adana Demirspor patentli bir Buca oyuncu. Spor'da da kendini geliştirdi. Buca Spor'da kendini buldu diyebiliriz. Ama aslen Adana doğumlu. Aslen Adana doğumlu. Evet. Buca Spor'a geldiği zaman zaten yani, direkt A takımda forma şansı buldu. Elazığ Spor evinde... Pardon, yeni Beygücü dedim. Estağfurullah. Denizli Narlıca Spor. Adana amatör küme takımlarında. Evinde Elazığ Spor'un bu maçı alacağını düşünüyorum. Evet. Cumartesi günü 18.30'da Karşıyaka Adana Demirspor gerçekten ligin şu anki durumda çok önemli karşılaşmalarından biri. Karşıyaka kendi evinde 5 maçta mağlup olmayan Adana Demirspor'u konuk edecek. Salim, hassasiyetinden dolayı bu maçın yorumunu önce sana bırakıyorum. Karşıyaka Adana Demirspor. Çok sağlam. Yani gerçekten başkanımız da ifade etti. Şu anda her maç final havasında geçecektir. Ben artık bu
kalan haftalarda iyi futbol, kötü futbol fark etmez. Önemli olan 3 puan diyorum. Biz zirvedeki takımların önemli olan 3 puan ulaşmaları olduğunu düşünüyorum. 1-0 olsun, bizim olsun mantalitesiyle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda sıralamaya baktığımızda Karşıyaka takımı, bence şunu söyleyeyim, yani kağıt üzerinde Karşıyaka Adana Demirspor gerçekten böyle zor gibi duruyor. Ama işin perde arkasındaki boyutuna baktığımız zaman gerçekten bence Adana Demirspor zorlanmadan oradan galibiyetle gelecektir. Neden mi? Karşıyaka Spor takımı Yusuf Şimşek kulübünü bıraktı. Bir gün sonra Antalya Spor'a gitti. Saygı duyarım. Ayhan Akman. Etik olmasa da Ayhan Akman geldi. Deplasmanda 7 maçta galip gelememiş. Son 7 maçta Karşıyaka bu arada istatistiklerine evet. baktım. Evet. Şu an kendi evinde oynayacaklar. Tamam, Manisa Spor'u yendiler. İzmir Atatürk Stadı. Ordu Spor'u yendiler. Bak, Manisa Spor'u yendiler. Ordu Spor'u yendiler. Ama yenseler de oturan bazı şeyler yok. Evet. Açık futbolu tercih ediyor Ayhan Hoca. Hatırlayın. Üçlü forvet oynuyor. Deplasmanda 4-0 mağlubiyet. Evet. Geçen evet. hafta da Samsun'a mağlup oldu ya. Samsun'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Çok büyük Behram. Behram mesela diğer hafta Manisa mücadelesinde çok çok iyiydi. Aynen, bu hafta çok kötü. Bu hafta o halinden de, eser yoktu. Demirspor açısından şu dezavantaj olabilir Abdü Salim. Olimpiyatta oynanmaz. Hani stadın, Atatürk Stadı bildiğin gibi Demirspor'un çok nadir öyle o stadlarda. Çünkü Demirspor taraftar baskısını arkasına alan bir takım. Atatürk Stadyumu'nun da özelliği, İzmir Atatürk Stadyumu'nun özelliği bildiğin gibi Olimpiyat Stadı olmaz. Olimpiyat Stadı olmaz. Taraftar yine olacak. Kale arkasına yine ayrılmış Demirspor taraftarı. Fakat bu maça Karşıyaka taraftarının çok büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum. Karşıyaka'nın da kapalı tribünü kapalı. Bunu da demek lazım. Hani kapalı tribünün açık açık evet. tribün olacak. Açık maraton çekti. Evet. Karşıyaka. Bakın, halen İzmir'de bir stat problemi var. Bunu var. Aşmaları lazım. Buradan yetkililere var. Bildiriyorum. İzmir'e stat son yapılıyor. Olarak ben şunu ilave etmek istiyorum. Adana Demirspor takımı baktığımız zaman genç bir takım, koşan bir takım. İzmir Olimpiyat Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, Olimpiyat Stadı diyeyim. İzmir Atatürk evet. demiyorum. Olimpiyat Stadı olduğu için. İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı'nda galip geleceğini düşünüyorum. Bence rahat bir maç olacaktır. Çünkü orada yapılan bayağı bir yanlışlık var. Bu Karşıyaka evet. takımı geçen yılın Adana Demirspor'u gibi. Yani toplama transferler ve elde edilemeyen başarılar var. Maalesef. Gerçekten çok para harcadı. Karşıyaka her sene böyle. Her sene taraftarı büyük umutlar, fakat lig başladığında geçen yıl da konuştuk. Geçen yılki yorumunu hatırlıyorum. Ne düşer ne çıkar Karşıyaka 10 yıldan beri. 10 yıldır ben kendimi bildim bileli. Çünkü İzmir'de de birçok maçına gittim Alsancak evet. stadında. Karşıyaka taraftarı her maç stadı doldurur. Her maç stadı doldurur, fakat bir türlü yüzü gülmez o taraftarın. evet. Çok büyük bir taraftarı var. Geçen sene de, ondan önceki sene 100. yıllarını kutladılar. Hedef 100. Evet. yılda Süper Lig'di. Fakat 100. yılda da maalesef Süper Lig olmadı. Bu sene de zor gözüküyor. Ayhan Akman'la artık bir sonraki seneye kaldı hayaller. Evet, 5 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Bolu Spor Albim Alanya Spor'u konuk edecek ki Albim Alanya Spor son haftalarda rüzgarı arkasına aldı ve üst sıralara doğru yavaş yavaş tırmanıyor. Cengiz Ansel'le başlayalım. Bolu Spor Albim Alanya Spor, ki Albim Alanya Spor çok zor bir deplasmandan evet. 2-1 galip döndü. Bu ligi, bir üst ligi ne kadar çok istediğini aynen. herkese kanıtlamış oldu. Şimdi, evet, dediğin gibi Osmanlı Spor deplasmanından 3 puanla dönmek kolay bir iş değil. Evet, 83. dakikada attı. Bolu Spor'da evinde zevk vermeyen bir futbol. Bolu maçları hep golsüz evet. bir maçlar. Çünkü forvetleri de gitti Bolu Spor'un. Baktığımızda gol pozisyonuna girdiler Manisa maçında, fakat bir türlü golü bulamadılar. Bolu Spor bu sezona yine... Bolu Spor son mücadelesini Giresun Spor'la oynadı. Yok, ben şey diyorum. Evinde oynadı son maç. Evet, Manisa evet. maçı. Tamam. Bolu Spor geçen hafta da yine gol atamadı. Baktığımızda Alanya Spor çok 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 formda bir forvet. Ofansif özellikle. Aynen. Şöyle bakıyorum istatistiklere. Evet. Deplasmanda oynadığı son 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmış bir Albim Alanya Spor var ki PTT 1. Lig'de deplasman gerçeği diye bir şey aynen. de var. Ben anlamadım ya, az önce dedim de Bolu Spor Manisa ile oynadı dedim. Ne zaman oynadı? Giresun'dan bir sonraki hafta önce evinde oynadı Bolu. Bir hafta önce. Giresun'dan bir hafta önce Manisa Spor takımı Karşıyaka ile oynadı. Mağlup oldu. Sen bu yanlış hatırlıyorsun. Sen şimdi anlamadın. Bak. Şimdi. Bak. Bu hafta Giresun ile oynadı. Tamam. Evet. Bu hafta... Ondan hayır, önceki geçen hafta mı? Giresun'la oynadı. Geçen bak, hafta. Geçen hafta Giresun'la tabii oynadı. Ondan tamam. önceki hafta evinde evet. Bolu Spor Manisa Spor'la oynadı. Ben de iddia ediyorum bak. Yok Cengiz, bu hafta yanlışım var bak, çünkü bak, serilere baktığımızda hafta, Manisa Spor'un da 2 mağlubiyet var. Ya bak, neyse geçelim önceki yani haftada. Yani Manisa oynamadı, yani isim tamam, karışıklığı olabilir. Karışıklığı yani olabilir. Seyircilerimiz gol yani, sıkıntısında bir sorun yaşıyor. Evet, gol sıkıntısında bir sorun yaşıyor. Baktığımızda Alanya Spor'sa tam zıt. Emre Akbaba. Ayite. Özellikle Ayite. Şu anda Timuçin, kontrol aldığında ikinci sırada. Ondan sonra baktığımız zaman bek olarak Kerem fizik. Gülbahar.
Onun dışında baktığımız zaman Emre Akbaba, Ayite, Kerem Gülbahar, Timuçin. Çok kaliteli forvet attı. Baktığımız zaman Efecan Karaca sağ açık mevkinde. Hüseyin Kalpar da çok iyi. Hüseyin Kalpar da oraya etkiledi. Evet. Yani ben Alanya Spor'u bir tek şu anda bu haftalarda Giresun Spor rüzgarı kesti. Evinde 1-1 kaldı. O maçta Erkan Sözer'in takımı kesti rüzgarını. Fakat ben bu hafta Alanya Spor'un deplasmanından galip geleceğini düşünüyorum. Evet Serdem. Bolu Spor Albim Alanya Spor. Senin de yorumlarını kısa şekilde alalım. Bolu Spor Albim Alanya Spor maçı dedi. Forvet oyuncularını kaybetti dedi. Ben orada da yani Reha Erginer'in iyi işler yaptığını düşünüyorum. Gerçekten kısıtlı imkanlarla, genç çocuklarla iyi işler başardı. Ben Penovic'i de seviyorum. İbrahim Ovic saç modeliyle. İbrahim Ovic'in nasıl diyeyim? Ülkedaşı diyelim. Aynı hemşerisi diyelim. Orada gerçekten o futbolcu da iyi oraya adapte oldu. Alanya Spor takımına geldiğim zaman Alanya Spor'dan biz Mehmet Altıparmak'la da Cengiz Han'la birlikte görüştüğümüzde onu bildirmiştik. Oraya gerçekten güzel bir iyi tohum atmış. Çok iyi iş yaptı. O tohumlarda suladı Hüseyin Kalpar ve onlar filizlendi. Emrak Baba gibi, Ayite gibi, Timuçin gibi, Efecan Karaca gibi, Kerem Gülbahar gibi. Gerçekten özellikle Emrak Baba ismini çizin. Geçen yıl Maraş Belediyespor'da, yani 2 yıl önce bu adam Maraş Belediye'deydi. Şu an ama Albim Alanya Spor'da. Geçen hafta Osmanlı Spor'u yendiğinde %51'lik payı var. Bir gol bir asist. Evet. AİT ile birlikte iyi iki oldu. Ben Emrak Baba'nın ileride Türk futboluna, yani bakın buradan diyoruz, Ozan Tufan'ı dediğimiz gibi, Şener'i dediğimiz gibi, Emrak Baba'ya da sahip çıkılmalı. Şanslar verilmeli. Zaten futbolda bir terim vardır. Avam tabaka ağzı, mallık diye. Mallı Antalya Spor'da. Yani Antalya Spor'un futbolcusudur. Antalya Spor Süper Lig'e çıktığı zaman neden olmasın? Orada evet. da oynayabilir. Yine 5 Nisan Pazar günü saat 13.30'da diğer bir karşılaşma, çok önemli bir mücadele. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Osmanlı Spor mücadelesi olacak. Evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet çıkararak son haftalarda yükselen bir performans gösteriyor. Osmanlı Spor ise Albim Alanya Spor karşısında aldığı 2 birlik mağlubiyetle 9 hafta sonra mağlubiyet yüzü görmüş oldu. Selim, önce bu maça seninle başlamak istiyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Osmanlı Spor. Bence her ikisi de ligin böyle... Lig başında mesela çok iyi bir Osmanlı Spor vardı değil mi? Osmanlı Sköy'le birlikte. Evet. Seriye bağlayan. İlk 10 maçta 8 Kayseri... galibiyet, 2 beraberlik evet. vardı. O seriyi hatırlıyorum evet. en son. Burada en mağlup oldular. İlk mağlubiyetlerini burada tattılar 3-1'lik skorla. Evet. Gaziantep Belediyespor takımına geleceğim. Gaziantep Belediyespor takımı kazanamazsa onlar da sıkıntıya girer. Son 9 haftalık periyotta. Küme düşme potasına şu anda bakıyorum. 9 puan önündeler. Evet. Evet. Ama biraz zorlarlarsa playoff neden olmasın? Sadece arada 10 puan fark var. 9 haftalık periyot içerisinde. Ben dedim ki biraz zorlasınlar, ligde kalsınlar. Ben şunu sormak istiyorum. Ama son 5 hafta... Nurullah Sağlam'a o kadar imkan verildi sezon başında. Bu ligi bilmez. Bu ligin hocası değil. Getirildi. Yaklaşık 20 trilyon, 21 trilyon kulüp zarara girdi. Doğru mudur? Evet. Kulüp zarara girdi. Evet. Bu para nereden gitti? Belediyenin ödeneğinden gitti. Yazık değil midir? Antep, Türk futboluna bir tane insan yetiştirdi mi? Antep bakın bu bölümde hemen bir teyit açmak istiyorum. Son 4 maçımız. Onları yorumlamadan önce. Ben şunu istiyorum. Sayın Fatma Şahin'den. Sayın Hüseyin Sözlü mesela Adana Büyükşehir Belediyespor kurdu. Tebrik ediyorum bu noktada onu. Onun dışında Melih Gökçek'ten. Diğer belediye başkanlarından. Bu insanlar belli bir takımlara... Para ödemek yerine, tamam bunlar bir seçim yatırımıdır. Doğru mudur? Evet. Fatma Şahin'in seçim yatırımıydı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımı. Ama bunun yerine bir futbol okulu açsaydı, Barcelona sistemini getirseydi, Barcelona sistemini geçtim, Altın Ordu sistemini getirseydi, 5000 tane gariban çocuğu bulsaydı, değil mi? 1000 tane olsun, 1000 olsun, 2000 olsun. Gariban, işi bilen, futbolu yeteneği olan, onları yönlendirseydi, yetenekli olanlara futbol, yeteneksiz olanlara diğer branşlarda. Rabbimiz herkesi yetenekli yaratmıştır. Yani şu an baktığımız zaman ülkemizde uyuşturucu kullanan yaş sınırı kaç? 7 bile gösteriliyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Bunları ben demiyorum. Bunları araştırma yapan kurumlar kadar diyor. Düştü maalesef. Sigara içenler 5-6-7 yaşından başlıyor. Bunu ben demiyorum. Ya küçük çocuklar sigara içiyor. Araştırmalar diyor. İlkokul çağındaki insanlar bonzai denen illete düşmüş. Evet. Bakın bunları ben demiyorum. Haberler diyor. Doğru mudur Abdullah? Doğru, doğru evet, mudur? Doğru maalesef. Siz bunları doğru yaptınız. Maalesef. Ya gidin arkadaş. Böyle bir platform oluşturun. Böyle bir okul oluşturun. Ondan sonra da evet. Ondan sonra da evet. İyi işler yapılsın. Türk futbolu kazansın.
Türkiye sadece kazansın. Türk futbolu değil, Türk gençliği de kazansın. Aynen ya, Türk gençliği kazanır ya. Katılıyorum. Fiyasko var ya ortada. Amiobi'yi getirdiler. Amiobi devre arası dedi. Ben gidiyorum dedi. Alışamadım. Pişman dedi. Oldum dedi ya. Pişman ben, oldum. Nereye geldim ben? Ne ya dedi. Ben dedim. Ne yapacaksın adama, baklava mı yedireceksin? Ya arkadaş, James, bazı şeyleri aşmamız lazım ben ya. Ben St. James Park'ta 30 bin kişi Snyder geldi Galatasaray'a değil mi? 28 yaşında Snyder Galatasaray'a geldi. Neden geldi? İstanbul gibi bir faktör var. Tamam, Antep'te havaalanı vardır, yakındır. İstanbul atlar uçağa gider ama her şey öyle değil. Sen Antep'e getiriyorsun, alt lige getiriyorsun. Ya getirdiğin adam İngiltere Premier Ligi'nde yıllarca top futbol oynamış adam. Newcastle ya gidin United. Ya bu ligi evet. iyi bilen hocayı getirin. Bu yani ligi bilen teknik direktörü getirin. Burada kim kazandı? Sayın Fatma Şahin gerçekten büyük bir özveriyle, bak büyük bir özveriyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama Türk futbolunda bazı şeyler var, maalesef. Engeller var, menajerler var. Menajerler kazandı. Evet. Evet, Cengiz Han, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Osmanlı Spor, senin de sözlerini alalım. Evet, Gaziantep Hakan Kutlu, Gaziantep Belediye Hakan Kutlu'yla seri yakaladı senin de dediğin gibi. Osmanlı Spor'da Uğur Tütüneker'le bir yeniyor, bir yeniliyor, bir yeniyor, bir yeniliyor. Uğur Tütüneker de Kayseri Erciyes Spor'da 5 maçta galip gelemeden gönderildi buradan ekibiyle evet. birlikte. Baktık ki doğru yere gittiği yerde doğru bir lig. PTT 1. lig hocası. Evet orada, zaten orada iyi işler oradaydı. Yaptı. Yani hoca Süper Lig'e mesela bazı hocalar var. İşte Cihat Arslan mesela. Osman hmm. Özköylü. Bunlar çıkartsa bile Süper Lig'e geri dönen hocalar. Anladınız mı? Aynen. Heh. Bakın o ligin hocalar var. Az önce dedim. Hüseyin Kalpar. Alanya playoff yapmazsa ben size yemek ısmarlayacağım. Ya burada ekipten ne kadar insan varsa şu an kaç kişiyiz? 10 kişiyiz, 11 kişiyiz. Ben gidip sizlere yemek ısmarlayacağım ya. Salim bana yemek ısmarlayacak. Bakın canlı yayında ya, Alanya Spor'a playoff yaptırır. Ya biz Alanya Spor'u yani direkt çıkaracağız. Yani playoff heyecanı yaşarsın. Abdullah, Hüseyin Kalpar'ı getir. Bir playoff heyecanı yaparsın. Zaten evet. iki tane takım çıkartmış bir hoca. Hocalar var. Evet, bir şey yapalım. Abdullah devam edelim. Evet, 5 Nisan Pazar günden devam ediyoruz. Saat 16'da Adana Spor kendi evinde Denizli Spor'u konuk edecek. Salim yine seninle başlayalım. Kısa kısa geçelim artık, programımızın evet. sonuna yaklaşıyoruz. Ben... Şey takımının Adana Spor Denizli Adana Spor, Spor takımının Denizli Spor takımının yani böyle nefes alma mücadeleleri. Denizli Spor daha zor durumda. Denizli Spor'un galibiyeti beni şaşırtmaz diyorum. Adana deplasmanında alınacak bir galibiyet. Evet. Denizli Spor Adana evet, tamam, yoksa onlar da kötü bir döneme giriyorlar. Cengiz abi sen ne devam edin? Güvenç Kurtar istifa etti. Eyüp Adana Arın. Spor'u kurtaramadı Güvenç Kurtar. Öyle yani. Maalesef Adana Spor kötü günler yaşıyor şu anda ve bu hafta çok çok önemli. Bence haftanın en önemli maçı. Alt sıraları ilgilendiren haftanın en önemli maçlarından biri. Kurtulmak isteyen, hattan çıkmak isteyen bir Adana Denizli Spor, hatta girmek istemeyen, o kötü günler görmek istemeyen bir Adana Spor var. Evet. Ve kırmızı hattan çıkmak isteyen bir Denizli Spor var. Mehmet Altıparmak'la birlikte. Salim Manav. Denizli Spor iyi top oynuyor aslında. Yani kötü top oynamıyor. Bakma kadroları gerçekten iyi ya. Kayseri çok böyle Spor tecrübeli maçında, isimler var. Kayseri Spor maçında çok iyi başladılar. İlk 20 dakika Kayseri Spor'a pozisyon dahi vermedi. Nefes aldırmadı denen bir tabir şimdi, var. Baktığımızda Adana Spor'da bu maçta açık futbol oynayacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü mutlak galibiyet gelmesi lazım. Çünkü yani, baktığımızda Adana Spor'un evinde kaybetti. Evet. Evet. Adana Spor evinde buca maçı kaybetti. Yani kötü şunu bir... belirteyim. Dediğin gibi tecrübeli isimler var dedim. Tam sayacağım. Direkt devam ettin. Ondan dolayı lafımı toparlayamadım. Evet. Yani Bülent Ertuğrul gibi bir isim var. Erçay Evirgen gibi isim var. Gerçekten tecrübeli bir kadro. Mustafa Keçeli gibi bir isim var. Evet. Rostand gibi bir isim var. Dediğim gibi çok çok bak zevkli bir maç olacak. Belki de haftanın evet. en zevkli maçlarından biri olacak. Adana Spor'un da açık futbol oynayacağını fakat Adana Spor'un taraftarı önünde, bir adım önde Adana Spor. Evet. Ama 3 skora da açık bir maç. Evet. Evet. Pazar günü 18.30'da Antalya Spor, Altınordu. Cengiz Han seninle devam edelim. Son maça vallahi, geçeceğiz bundan sonra. Antalya Spor artık bundan sonra kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Geçen hafta da güzel bir deplasman. Yani Buca Spor, geçen haftaki dediğim. Buca Spor'dan iyi bir 3 puan aldılar. 3-0'lık Şimşek'ler. Spor. Onlarda da sağlam oyuncular var. Lamine Diarra olsun, Emrah Baysan olsun. Süper Lig kalitesinde aynen, oyuncular. Aynen bu futbolcular özellikle defansta oynayan kimdi? Köksal mı? Aytaç. Sakıp Aytaç. Sakıp olsun. Bunlar çok kaliteli futbolcular. Kalede şey olsun, Ordu Sporlu kaleci olsun. O yüzden Altınordu maçında Antalya Spor takımının rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Antalya Spor'un mutlak galip gelmesi lazım. Evet, Antalya Spor Altınordu, Salim devam edelim. Antalya Spor Altınordu mücadelesinde ben
zor bir mücadele geçecektir. Çünkü Altın Ordu'nun ben en son Adana Spor mücadelesini izledim. Orada da gençler var. Hani gençleri sayıyordum ya. İki tane daha isim söyleyeyim mi? Evet. Cengiz var Altın Ordu'da. Evet. Onun dışında Halil İbrahim var. Halil Lubu diye yazmış genç bir kardeşimiz. Kerem amca oraya gitti kiralık olarak. Göksu burada var. Erciyes Spor'la şampiyonluk yaşamış. Göksu, evet, tecrübeli bir isim. Tecrübe kokuyor. Rıza Buram Efendioğlu Buram gibi bir tecrübeli Kalede isim var. Kalede Tolgahan Acar var. Tolgahan Acar var. Adana Spor'un belalısı. Evet. 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 Yani gerçekten iyi bir kadrolar var. Güzel bir maç geçecektir. Altın Ordu'nun galibiyeti ve alacağı puan Antalya Spor karşısında sizleri şaşırtmasın. Ama Antalya Spor da bundan sonra yani varını yoğunu koyar ya orada. Aynen. Evet, 6 Nisan Pazartesi günü belki de haftanın en önemli karşılaşması, kapanış karşılaşması Şanlıurfa Spor, Samsun Spor mücadelesi olacak ki ekstra playoff tabiriyle Salim'in iki beklediğimiz takım. Cengiz Ansel'inle başlayalım. Şanlıurfa Spor, Samsun Spor. Valla Şanlıurfa Spor Osman Hoca'dan sonra 360 derece döndü. Evet. Şöyle... Osman Özgürlü'den sonra muhteşem bir dönüş. Evet. Kendine geldi takım. Son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik. Evet, kendine geldi takım. Baktığımda futbolcular da katkı sağladı devre arası yapılan, evet, transferler. Şimdi bir açıklama yapacağım. Abdullah diyecek ya ben demiştim diyecek. Yapacağım o açıklamayı birazdan. Beklesin Abdullah. Şanlıurfa Spor gerçekten yani bir hoca bir takımı bu kadar değiştirebilir. Aynen. Nasıl Süper Lig örnekleri verelim. Sivas Spor'u değiştiren. Sihirli değnek var ya. Çaykur Rizespor'u değiştiren Hikmet Karaman. Çaykur Rizespor'u değiştiren Hikmet Karaman. Fakat bir türlü Erciyes'i değiştiren bir hoca olmadı. İnşallah. Umarız o da Fatih Tekke diyeriz. Onu da sezon bittiğinde inşallah deriz. Kemal Özdeş, Balıkesir'i değiştiren bir Kemal Özdeş. Evet. Çok önemli faktörler bunlar. Ve Urfa'yı çok büyük bir değiştirdi. Urfa taraftarı resmen futbola yeniden aşık oldu. Stat yeniden dolmaya başladı. O Gaperena, dolmaz dediğimiz Gaperena. Baktığımızda son maçlarda gerçekten muhteşem bir seyirci var. Artık taraftar da Osman Hoca'yla belki diyorlar. Hani umutsuzlardı. Cihat Hoca'yla umutsuz bir durum vardı. Osman Hoca gelince acaba mı dediler ve takım taraftar stada gelmeye... Ve şu anda ligdeki en sağlam seriye seri sahip muhteşem takım. Özellikle bu hafta yaptığı iş, Manisa Spor deplasmanındaydı yani bu hafta dediğim. Geçen haftaki iş 1-0'dan 2-1 galip gelmesini bildiler. 1-0 ilk yarı mağluplar, evet. Aynı Kayseri Spor gibi. Aynı çok önemli. Başlayan dakika 90'da buldular golü 3-1, evet. Pardon 2-1. Çok önemli bir galibiyet. Bu galibiyet de onlara çok büyük bir umut aşıladı diyelim. Ve evet, bu hafta oynayacağı Samsun maçında tribünler çok dolu olacak, full olacak. İzleyenlerimiz de görecek zaten tribünlerin ne kadar dolu olduğunu. Şanlıurfa Spor'da taraftarın arkasını alarak karşılıklı golün de atıldığı çok zevkli, bol gollü bir mücadele izleyeceğiz. Ben buradan söylüyorum. Hafta sonu işi olmayanlar bence PTT 1. Lig'de özellikle bu haftaki maçları kaçırmasınlar. Evet, özellikle diyelim. Pazartesi akşamı muhteşem bir maç bizi bekliyor. Şanlıurfa, Samsun belki de bu takımlar playoff'ta final oynayacağını düşündüğümüz iki takım. Evet, benim açımdan söyleyeyim. Senin açından olabilir. Evet Salim, seninle devam edelim. Ben şunu belirtmek istiyorum. Sen hemen de ben bunu demiştim ya diyeceksin ya şimdi. Diyeyim. Şanlıurfa Spor takımı için şu parantezi açayım. Şanlıurfa Spor takımı Samsun Spor'u yenerse, haftaya da gidip Adana'da Adana Demir Spor'u yenerse ilk iki içindir. Hesaplar ilk iki içindir. Onu belirttim. Osman Özköylü ile birlikte değişim var mı? Sihirli bir değnek gibi dokundu. Gerçekten Allah değişim Allah, var. Böyle... 6 maçta alınan 4 galibiyet, 2 beraberlik, 14 puan. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ekrem Dağ gibi. Emektar Ekrem Dağ. Alınan form iyi. Kubilay gibi. Onun dışında baktığım zaman Abdülkadir Kalede Özgen'in var. Abdülkadir Özgen'in form grafiği Kalede arttı. Fevzi Kalede var. Fevzi Manisa maçında iyiydi. Adilovic iyi performans gösteriyor. Futbolcuları. Zenke iyi performans gösteriyor. Çok kaliteli futbolcu. Teyyo futbol adeta geri döndü yaşına resmen rağmen. Ya forvet arkasında denedi. Bakın forvet arkasında 10 numara mevkinde denedi. Beşiktaş'taki Teyyo'yu görüyorum. Beşiktaş'taki sol bek mevkinde, sol açık mevkinde forma terleten Teyyo. Forvet arkasında gerçekten hocasını mahcup etmedi. Ben bu maçın da seyir kalitesinin gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Çok bol gollü mücadele olacağını düşünüyorum. Yani dilerim bütün maçlar izleyenler açına zevk verir. Zevk versin aynen. Evet. Aktaracaklarım bu kadar. Açısından hak eden kazansın. Evet, hak eden akşam hataları da her hafta aza insin, bu hafta da olmasın. Yani çünkü evet, son haftalara yaklaşıyoruz artık. Akşam hataları gerçekten bir takımın kaderidir ya. Evet. Çok önemli hatalar oluyor. Umarız her hafta daha da azalır. Son haftalarda özellikle son 5 haftada hakem hataları kabul edilmemeli diyorum ve burada noktayı koyuyorum. Evet, PTT 1. Lig 26. hafta oynanacak mücadelelerin yorumları bizlerin dilinden bu şekildeydi. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla birlikte siz izleyicilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yine aynı saatte kale arkasında buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum sevgili izleyenler. Esen kalın.